başlayacak. Saatler kaldı sadece. Diğer yandan olağanüstü güvenlik önlemleri var Washington'da. Dış politika uzmanı Ali Çınar bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Bir gösterirsiniz belki bize etrafı da. Ne oluyor, ne bitiyor? Amerikalılar böyle günlerdir diken üstündeydi. Saat 20'de bu arada yemin edecek, değil mi? Joe Biden Türkiye saatiyle. Türkiye saatiyle evet. 20'ye denk geliyor. Trump nerede? Beyaz Saray'da ne oluyor, ne bitiyor? Bir seremoni var mı? Program nedir? Dinleyelim sizi. Bir de etrafta ne oluyor, ne bitiyor? Onu da belki bizlerle paylaşırsınız. Evet, şimdi yarım saat sonra Başkan Trump Beyaz Saray'dan bir blok ötedeyim. İlerleyen saatlerde içine de gireceğim takip etmek için. 30 dakika sonra Başkan Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor ve askeri üste gidiyor. Askeri üste ufak bir veda töreni var. İşin ilginci kendi atadığı başkan yardımcısı Mike Pence veda törenine katılmıyor. O nedenle birçok çalışanı bile katılmayacak, yani olmayacak veda töreninde. Şu anda Beyaz Saray'ın karşısındaki Blair House'ta da Joe Biden var. Şu anda dinleniyor. Joe Biden Türkiye saatiyle 19.15'te Senato tarafına geçecek, hareket edecek. Ve Türkiye saatiyle 19.30'da resmi tören başlayacak, yemin töreni. Ve Türkiye saatiyle yine 20'de de Joe Biden'ın yemin etmesi ve Amerika'nın resmi olarak 6. başkan olması bekleniyor. Gördüğünüz üzere askeri önlemler üst düzeyde. Ben bir blok ötedeyim Beyaz Saray'a. Tüm ana yollar kapalı. Polis ve askerler tarafından, yani hiç olası göremeyeceğimiz manzaralar var. 25 bin tane ulusal muhafız gücü görev yapıyor. Başkent kilitlenmiş durumda. Yani hala sorular geliyor. Acaba gösteri olur mu? Bu şartlarda gösteri olması imkansız ötesi diyebilirim. İleriki karşıda bir beyaz çadır var. Bu beyaz çadırdan misafirler kabul edilecek. Orada da bir güvenlik noktası var. O tarafa da gideceğiz. Aynı şekilde başkentin dükkanları, ofisleri hepsi tahtalarla çevrilmiş durumda. Yani başkent olmasa savaş alanındayız diyeceğim. Çünkü askerlerden geçilmiyor şu anda sokaklar. Hakikaten çok enteresan, çok tarihi görüntüler. Bu arkadaşlar yemin töreni bittikten sonra orada kalmaya devam edecekler mi? Bilginiz var mı? Evet, Washington Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var. Gitmeyecekler dedi. Yani belki sayı düşecek ama evet, belli bir sayıda askerin kalacağı, ulusal muhafız gücünün kalacağı bekleniyor. Tabii bu da çok ilginç. En azından ben tahminen Kongre civarı ve Beyaz Saray civarında askerlerin hala olacağını bekliyorum. Olağanüstü güvenlik önlemleri devam edecek en az bir ay. Yani başkentin toparlanması çok zor. Yani biz hep Türkiye'deki Covid hep konuşuluyor ama burada iş yerleri önce Covid, şimdi de son olaylarla, protestolar da vardı. Müthiş can çekiştiğini, ekonomik hayatın başkenti durduğunu net şekilde söyleyebilirim. Ekonomik hayat durdu. Bir programı konuşalım Ali Çınar. Neler bekliyoruz bugün? Bir de gösteri olma ihtimali çok zayıf dedin. Hakikaten Amerikalılarla sohbet ediyor musunuz? Yani bu işin böyle 25 bin ulusal muhafızın Washington'a inip bu görüntüleri verecek düzeyde riskli olduğu düşüncesi, istihbaratı medyada konuşuluyor mu? Ne bileyim, bir silahlı eylem, bir çatışma ihtimali mi görülüyor? Başka eyaletlerde bu gergin, Washington'daki gerginliğin bir yansıması var mı Amerika'da? Şimdi istihbarat bilgilerine göre bu 25 bin ulusal muhafız gücü içinde içeriden saldırı yapılabilir ihtimaline karşı hepsi soruşturmadan geçtiler. Ve bu soruşturmada 12 tanesi görevden el çektirildi. İkisi şüpheli olarak tespit edildi. Yani aşırı sağcı gruplarla iletişimde olan, text mesajlaşmaları takip edilen bazı muhafız güçleri görevden el çektirildi şu anda. O nedenle acaba yemin törenine bir suikast veya bir saldırı olur mu tehdidi içeriden 2-3 gündür konuşuluyordu. Bu konuda bir önlem var. Onun dışında bir sorunuz daha vardı. Başka eyaletlere yansıması var mı bu meselenin? Amerika'nın diğer eyaletlerine yansıması var mı? Böyle bir gerginlik söz konusu mu demiştim? Evet, yani başkent dışında bazı eyaletlerde ufak gösteri olabilir ama hafta sonu zaten oldu, çok çılız oldu 10-15 kişilik gruplarla. Ben bugün yine diğer eyaletlerde bir eylemin olacağını tahmin etmiyorum. Burası Beyaz Saray'a
girilecek yolun tam ana girişini görüyorsunuz. Şu anda demir tellerle çevrilmiş durumda. Yani adım başı 6 feet diyelim. Askerler bekliyorlar. Ben de birazdan gireceğim tabii güvenlik noktalarından geçtikten sonra ama çok sıkı olağanüstü güvenlik önlemleri var. Programla ilgili programı konuşalım tamam. Programla ilgili şimdi yemin töreni 19.30'da Türkiye saatiyle başlıyor. Başkan olacak Joe Biden. Daha sonra Arlington'da bir askerlik şehitliğine gidip çelenk koyacak. Başkan yardımcısı olacak Kamala Harris'le. Daha sonra Türkiye saatiyle 22.15'te Beyaz Saray'ın önünde olacak ufak tören yerine gelecek. Yani orada da bir ufak tören var. Sembolik Beyaz Saray'a girişiyle ilgili bir ufak kutlama olacak. Yani yoğun programı var. Bu, dün de yapılan açıklamada 17 tane farklı kararnameye bugün imza atacağını başladı. Bu ne demek oluyor? Trump'ın önceden aldığı kararların birçoğuna tersine çevirip imza atacak. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'ne tekrar geri dönüyor. İklim anlaşmasına tekrar geri dönüyor. Bazı Müslüman ülkelerin, yasak ülkelerin vardı, girişleri yasaktı. Onların yasağını kaldırıyor. Yani 17 tane kararnameyle de Biden bugün göreve hızlı başlıyor. Bugün o kararnameleri de imzalayacak. Aslında Trump dönemini doğrudan kapatacak çok net adımlar atarak başlıyor, öyle mi? Evet, bu şekilde söyleyebiliriz kesinlikle. Şu anda da Beyaz Saray içinde temizliğin hala devam ettiği haberi de bir saat önce geldi. Yarım milyon dolar Mehmet Akif Bey, yarım milyon dolar temizlik masrafı çıktı Beyaz Saray'da. Görüyorsunuz yine caddelerden hamur var. Irak'ta siz Orta Doğu'da olduğunuz için gazetecilik yaptığınız zamandan. Onlar şimdi Amerikan sokaklarında mı geziyor? Bağdat'ta, yani burası, Bağdat sokaklarında evet, gördüğümüz. Evet. Beyaz Saray'a bir blok ötedeyim, hamur. Biraz önce yan blok dedim. Şu anda diğer bir bloğa geldim. Yani her sokakta ya askeri tır ya hamur görüyoruz. Zaten ana cadde burası tam göbeği Washington DC'nin, başkentin. Bunlar hiç rastlanmamış şeylerdi değil mi Amerika'da? Çok uzun yıllar. Açıkçası yani görülmemiş diyebiliriz. Yani ben 22 yıldır buradayım tabii. Eski tarihe de baktığımızda 1800'lerde ayaklanma var ama böyle 25 bin ulusal muhafız gücünün burada olması beklenmiyordu açıkçası. Washington'da yaşayan insanlar ne konuşuyorlar, nasıl görüyorlar? Bu fotoğrafla ilgili kaygıları var mı? Kendi işlerinde bu yeni duruma alıştılar mı? Yavaş yavaş alıştılar çünkü Covid-19'dan dolayı başkentin, şehrin %90'ı şehir dışında. Yani Virginia'da, Maryland'da, diğer eyaletlerde zaten yaşayan büyük bir kesim var. Tabii Covid-19 vurmuştu zaten şehri. Belediye başkanı çok ağır kararlar almıştı. Tabii son olaylarla beraber yani halk tabii mutlu değil. İşsizlik oranı %60. Başkentte %60. Yani ekonomik olarak ciddi sıkıntı var başkentte. Dediğim gibi bu manzaralar çok yakın zamanda değişeceğini ben tahmin etmiyorum. Şu anda yani başkentte çok tarihi enteresan bir dönemi yaşıyoruz. Yani bomboş başkent. Peki. Kamala Harris'le birlikte Biden bugün göreve başlıyorlar. Trump gidiyor. Trumpizm hikayesini çok konuştuk. Var mı öyle bir endişe? Yoksa öyle bir şekilde gitti ki artık kendi taraftarlarını da kendisine yönelik o sempatileri ya da onun için ortaya koyabilecekleri mücadelelerin çok bir anlamının kalmadığını düşünüyorlar mı? Şimdi benim görüşüm, Trump zaten Cumhuriyetçi Parti'den ayrılıyor. Trump izin devam edecek. Açıkçası iki gündür de yaptığı açıklamalarda yeni oluşum, yeni hareketten bahsediyordu. Dün Washington Post ilginç bir bilgi yayınladı. Dedi ki Vatansever Partisi Başkan Trump kurma ihtimali olacağını söyledi. Patriot Partisi. Yani Trump partiden, Cumhuriyetçi Parti'den ayrılarak kendi oluşumuyla 2024'de hazırlanacak havasını alıyoruz. Ama tabii burada Biden yönetiminin hem federal hem de yerel eyaletlerde Trump üzerine giderse büyük sıkıntı yaşar. Burada bir şansı Trump'ın hep konuşulduğu azil, Senato'da Trump aleyhine bir azil işleminin olacağı veya sonuçlanacağı da çok beklenmiyor.
Çünkü 17 tane cumhuriyetçi senatörün desteği lazım. O havada yok başkentte. Bu tabii Trump yeni bir parti kurarsa cumhuriyetçileri böler değil mi? Evet, yani bu cumhuriyetçi demokratların da işine yarar böyle bir durum. İşine yarar, evet, aynı. Tabii burada Biden yönetiminin nasıl bir başarı sergileyeceği de önemli ama Cumhuriyetçi Parti için sıkıntılı bir süreç. Tabii burada Trump, yani biz çok konuştuk Trump'ı. Yarından itibaren Mehmet Akif Bey, Trump'ı duymayacağız. Yani ana akım medya Trump haberlerini yapmayacak bile. Sosyal medya hesapları yok. Bu nedenle Trump'ın nasıl bir iletişimle kamuoyuyla olacağı soru işareti. Belki eyalet eyalet gezecek ama zor dönem Başkan Trump için. Yani silinecek izi gibi mi? Medyadan silinecek, gündemden düşecek? Öyle bir beklenti var ama Trump eyalet eyalet gezerek, çünkü 74 milyon bir oy seçmeni var. Görüyorsunuz, yani büyük belediyenin kamyonları da sadece askeri tırlar yetmemiş gibi tırlar da şu anda bulunuyor. Yine ana o bana, sokaklar... Yani... Ali Çınar bana 15 Temmuz'u hatırlattı. Biz 15 Temmuz'da Türkiye'de hainlerle mücadele edilirken işte böyle hafriyat kamyonları kışlaların önüne çekilmişti yer yer bazı bölgelerde. İlginç, Amerika'da hakikaten ibretlik zamanlar. Yani bu meşhur K Street, Beyaz Saray'ı bir dakika yürüyerek mesafesindeyim. Yani K Street şu anda caddede tek ben varım. Yani başkentin durumu çok enteresan bir süreç gidiyor şu anda. Mike Pence nerede? Katılmayacak Trump'ın veda törenine. Var mı bilgi? Mike Pence Biden'ın törenine katılıyor. Başkan Trump'ın veda törenine katılıyor. Veda törenine katılmıyor. Biden'ınkine katılıyor mu? Biden'ınkine katılıyor, evet. Yani Trump'la Mike Pence neredeyse artık küst olmasa da ipler kopmuş durumda. Ama tabii Biden'ın törenine katılması yankı yarattı. Tabii bir şey de, bilgi de, başkanlardan, eski başkanlardan Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'a katılıyor. Yani 3 eski başkan da katılıyor. Zaten 152 yıldan sonra ilk defa bir başkan, kaybeden başkan veya görevi biten başkan yemin törenine katılmıyor olarak geçiyor Trump. Yani Trump çok konuda ilkleri yaşattı Amerika'ya. Evet, o yaşattığı ilklerle nasıl anılacak, bu soruya da yanıt bulmak gerekiyor. Efendim şöyle, bunlar da kongreden görüntüler. Washington'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Çok enteresan zamanlar yaşandı. Bütün dünya yakından takip etti. Demokrasinin beşiği sallandı dedik. Kongre basıldı 6 Ocak tarihinde. 5 kişi hayatını kaybetti. Amerika bir anda teyakkuza geçti. Baktık, Amerikan askerleri kongre binası içinde yerlerde yatıyor. Afganistan'da, Irak'ta gördüğümüz manzaralarla kongrenin içinde karşılaştık. Sonra onlara yataklar getirdiler. Orada beklediler. Amerika'da silahlı eylemler olur mu? Bir iç çekişmeye, çatışmaya dönüşür mü? Risk ne kadar büyük derken, hakikaten risk büyük olmalı ki 25 bin ulusal muhafız Washington'a getirildi. Hatta daha enteresanı şu, ben geçtiğimiz günlerde bir yayında örnek de vermiştim. Ulusal muhafızlar içerisinde bir istihbarat çalışması yapıldı. Problem çıkarabilecek olan var mı yok mu diye. Oradan atılan veya görevden uzaklaştırılanlar da oldu bu istihbarat çalışmasının sonunda. Ne örnek vermiştik? Enver Sedat'ı örnek vermiştik. Enver Sedat'ın Camp David Barış Anlaşması sonrasında Mısır eski Cumhurbaşkanı'nın bir askeri geçit töreninde Mısır ordusu askerleri tarafından taranarak, geçit törenine katılan askerler tarafından taranarak öldürülmesi süreci büyük bir infial uyandırmıştı Orta Doğu'da. Şimdi Amerikan ordusu, ulusal muhafızlar da bir şeylerden endişe etmiş olmalılar ki ordu içerisinden bir kalkışma olur mu diye herkesi tek tek sorguladılar. Öyle enteresan zamanlar, Ali Çınar'la konuşuyoruz. Şimdi yemin töreni başlayacak. Bugün göreve başlar başlamaz, Amerika'da saat kaç olacak bu arada imzaların atılmaya başlamasında, kararnameleri imzalaması Biden'ın? Beni değiştirecek. Yarın manşetlerde ne görürüz? Trump'tan bahsedilmeyecek dedin ya, Trump'a yakın medya bu olaya nasıl bakıyor? Biraz onların nazarından da bize hikayeyi anlatırsan Ali Çınar.
Tabii şimdi Amerika saatiyle yani Washington saatiyle 17'de imzaları atacak, kararnameleri 17'de atacak. Türkiye'de 8 saat aramızda fark olduğu için gece 1 oluyor yani perşembeye sarkıyor. Yani manşetlerde bir mutluluk havası olacak yani bilhassa medya. Biden hızlı başladı manşeti ben açıkçası bekliyorum. Ve birçok kişi de artık Başkan Trump'tan kurtulduk havasında. Yani kimle konuşsam ki zaten burası demokrat bir başkent olduğu için medya ağırlıklı Biden'ı desteklediği için çok ciddi şekilde bir mutluluk var. Yani Trump'tan kurtuluyoruz artık havası var. Cumhuriyetçilerde de var. Dün Trump'ın 4 yıllık en yakın müttefiği Cumhuriyetçi Senato lideri McConnell Trump'ın bu olayları kışkırttığıyla ilgili çok net açıklamalarda bulundu ve eleştirdi. Ki Trump'ı birçok konuda da kurtaran isimdi. O nedenle Trump'tan kurtuluş ve Biden'la yeni dönem, yeni Amerika başlayacak. Tabii Joe Biden yaşı gereği belki 4 yıl yapacak ama ben Kamala Harris'i gelecek dönem bir başkan adayı olarak görebiliyoruz. O nedenle gözler Kamala Harris'te de olacak çünkü Mike Pence gibi pasif kalması beklenmiyor. Trump'ın dünkü açıklamaları, Kamala Harris'in yeni başkan adayı olabilme meselesi hakikaten önemli. Bu arada pek çok meseleyi de etkiliyor. Yani Körfez'in şu anda politika değişikliklerinin bile sebebini belki Amerikan seçimleri olarak görmek yanlış olmaz. İki şey. Bir, Trump'ın dünkü açıklamaları, dün akşam yayınlanan açıklaması nasıl okundu, değerlendirildi? Trump'ın dünkü açıklamaları yani biraz günah çıkartma olmak üzere çok aslında yankı bulmadı. Yani video mesajı hem teşekkür ve hem yaptıklarını anlattı. Aynı şekilde de yeni oluşumdan bahsetti Başkan Trump ama dediğim gibi gözler şu anda Biden'da olduğu için Trump artık konuşulmamaya başlandı. Yalnız şu şöyle ilginç, gibi sen sanki ben de artık Trump'ı konuşmayacağım der gibisin Ali Çınar. Yok yani ama Trump hakikaten 4 yıl çok gündemde her konuda. Bir şey söyleyecektin onu ekle de Trump korkuyor mu ben onu da merak ediyorum. Yani tedirginliği var mı şu anda bu duruma ilişkin? Şimdi dün akşamı aslında o da sıcak bir haber. Trump dün 143 kişiyi hakkında af çıkardı. Evet. Trump'ın anayasaya göre af çıkarma hakkı var. Yani kendi kampanya müdürüsü milyonlarca dolar yolsuzluk yapan kişiler dahil bir af çıkardı. Tabii bu da yankıladı. Yani giderek yakınlarına bir iyilik yaptı olarak lanse etti. Gördüğünüz üzere siz Mehmet Akif Bey Orta Doğu'dan evet. Dünkü'den görmüşsünüzdür. Şu anda askerler ve hamurla beraberiz. Ben bunların patlatılmışlarından da gerçekten çok görmüştüm Orta Doğu'da. Washington sokaklarında bir gün Amerikan askerlerinin bu zırhlı hamurlarla gezeceği insanın aklına hiç gelmezdi. Gerçekten enteresan bir manzara. Yani burası dediğim gibi başkentte merkezli Beyaz Çadır'da bir blok ötedeyim. Hemen arkamda Beyaz Çadır'da misafirler ve giriş yani yeni çalışan Beyaz Çadır'dan görevlinin girişi yapılıyor. Ama asker, polis ve medya mensupları dışında başkenti görmüyorsunuz. Yani şu şartlarda göstericilerin gelmesi imkansız. İnsanların sokağa çıkması yasak değil ama değil mi? Yasak değil ama belli noktalarda credential ve kimlik soruyorlar açıkçası. Kimlik kontrolü dün yalnız var. İlginç, dün yalnız ilginç bir şey yaşadım Mehmet Akif Bey. Bu gördüğünüz polis arabası Washington DC'nin içinden birisi çıktı yanıma geldi. Hakan diye bir polis Rizeli ve kendisini tanıttı ve olayları bana söyledi. Yani Washington DC'de ne yaşandığını, neler yaşandıklarını, Trump'a yapılan haksızlığı olmak üzere yani enteresan bilgiler verdi. Washington'da görev yapan bir Türk polis, bizim de bildiğimiz Türk polis burada. Ve verdiği bilgiler Trump'a haksızlık yapıldığı ile ilgiliydi. Yani bu da gösteriyor polis ve askerin açıkçası Trump'a daha yakın olduğunu görüyoruz. Zaten Türk olduğu için mi Trump'a yakın yoksa polis ve asker mi Trump'a yakın? Öyle bir şey de var biliyorsun çünkü. Polis ve asker diyebilirim. Nedeni de şu. Dün Amerikan Kongre üyelerinden Steve Cohen, ki çok dostluk grubu eş başkanlarından, dün şöyle bir açıklama yaptı. Önemli bir televizyon kanalına
Bu 25 bin ulusal muhafız gücünün %25'i sadece Biden'a vermiştir. Diğer kalan %75'i Trumpçıdır. İçinde de tehditler olabilir. Güvende kendimi hissetmiyorum gibi bir açıklama yaptı. Yani bir kongresinin böyle bir açıklaması. O nedenle de zaten ulusal muhafız güçleri içinde bir tehdit olur mu içeriden diye bir soruşturma geçiriyor bunlar. Şu ne karşımda kadar... gördüğünüz. Evet. Kongreyi basanlar ne oldu? Kongreyi basanlar tutuklandı diyebilirim. 100'ün üzerinde tutuklama var şu anda. Ve soruşturmalar devam ediyor. Yani ve aynı şekilde de kongre özel bir komisyon kurarak eski bir emekli generali getirdi Nancy Pelosi. Ve güvenlik zafiyeti neden oldu yönünde de şu anda bir kongre içinde de ayrı bir soruşturma var. Peki ne konuşuluyor? Yani neyle cezalandırılıp nasıl suçlanıyorlar? Neyle suçlanıyorlar? Yani içeride bir terör Amerika'nın kendi iç vatandaşlarına doğru iç kaynaklı terör yasası ile ilgili çok çok konuştuğumuz bir mesele vardı. Yani şu anda kongredeki iki polis açığa alındı. 15 hakkında soruşturma devam ediyor. Yani bazı polislerin göz yumduğu veya içeriden desteklediği ile ilgili bazı şüpheler olduğu için 15 polis soruşturma altında. Birisi hatta tutuklandı, ikisi açığa alındı. 15 hakkında da soruşturma var. Yani dediğim gibi bu polis askerler içinde Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, Trump'a yakın kişiler olduğu için güvenlik kuvvetlerinde demokratlar tabii mutlu değil bu konudan. Peki yeni bir parti kuracak dedin Patriot adında. Bu partiyi kurması halinde aziz sürecinde cumhuriyetçilerden destek alınamayacağı için kongreden bir sonuç beklenmiyor. Böyle bir durumda cumhuriyetçiler bölünür ve Trump'a yönelik bir aleyhte bir durumun içerisinde yer alırlar mı? Bu konuşuluyor mu? Şimdilik konuşulmuyorlar. Yani gözler şu anda kongrede bilhassa bakanların onaylanması ve bu yeni kararnamelerin ekonomik paketle ilgili şu anda bazı çalışmalar var. Şu anda gündemde değil. Peki. Şöyle yapalım, bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim. Kısa bir reklam arası verelim. Oldu. Aradan sonra buradayız efendim.